dördüncü kişisel sergi galiba, tarihin röntgencisi. Ve Ankara'dan sonra İstanbul'da açılıyor. Bundan sonra da Paris'e gidecek, Levin Vassil Galerisi'ne. Ondan da daha sonra galiba Milano'ya gidecek. Tam tarihini saptamaya çalışıyoruz. Bu arada New York'ta farklı, tamamen farklı apayrı bir sergim olacak Nisan ayında. Tarihin röntgencisi son 2 yılda ürettiğim çalışmalardan, tuvallerden oluşuyor. Ve bu yapıtlara belki ilk bakan hızlı bir şekilde yine bol renk, yazılar, boya patlamaları, biraz 80'li yıllardaki Bedir Baykam'ın yeni dış yorumcu dönemini düşünebilir hızlı olarak. Halbuki ikinci bir okumada görebiliriz ki bu yapıtlar teknik olarak da, yüzey kullanımı olarak da çok farklı işler. Birincisi 80'li yıllarda yaptığım spontan yeni dış yorumcu işlerin büyük çoğunluğu neredeyse aynı gün başlayıp biten işlerdi. Yani yarısı belki tüm gün çalışarak o gün biterdi veya yarım gün çalışarak. Bu resimlerin yapılış süreci kimi zaman birkaç haftaya, kimi zaman birkaç aya, hatta bazen aylara yayılabiliyor. Çünkü bir yandan kuruma katları var, bir yandan da kullandığım malzemelerin birbirleriyle olan etkisi yüzünden resmi bitirici faktör olarak aradığım malzemelere bazen 3 ay, 5 ay, 8 ay sonra ulaşmam. Mesela Strip Poker isimli bir resim, şu ortadaki Yunan kahve tabelasını bulana kadar 3 ay, 5 ay bekledi öyle. Yukarıda 15 aydır bekleyen bir resim var. Bir figür arıyorum kafamda, onu hissedene kadar, ulaşana kadar. Biraz çok farklı bir yöntem. Kimisi ender olarak daha hızlı çıkabiliyor ama arada geçen 80'li yıllardan bu yana içinden geçtiğim birçok kendi dönemim var. Mesela saydam katmanlar, boya saydamlıkları üstüne kurulu. İşte dişi entrikalar, ki orada fotoğraf saydamlıkları ve çok değişik kumaş veya plastik malzeme kullanımı yapıştırıcı olarak, kolaj olarak. Onun dışında atlar dönemi yine şeffaflık, lolitart dönemi değişik malzemeleri birbiriyle şeffaf olarak kullanmak. Dört boyutlu işlerim, o bildiğiniz lentiküler teknikle yaptığım, 2007'den beri yaptığım işler. Bu resimlere baktığımızda bütün bu arada geçen dönemlerin, yani saydam katmanlar, dişi entrikalar ve hatta tamamen farklı bir teknolojiyle üretilmiş olsa bile, farklı bir teknikle 4D ile üretilmiş olsa bile bu 4 boyutlu çalışmaların bile izleri var. Çok farklı kolajlar var. Bir yandan yine spontan boya kullanımı var. Ve sanat tarihsel göndermelerle, işte tarihin röntgensi diyorum, Rubens'ten alıntı var, Picasso'dan alıntı var, Caracci'den alıntı var. Ve bütün bu işler her birine inan zincir giriyor, bir timsah veya balık ölüsü girebiliyor veyahut da mizah girebiliyor, çeşitli sosyal göndermeler girebiliyor ve çok değişik atölyemde yaşayan bezler, malzemeler, dokular, renkler, izler, artıklar bir yerde bu resmi yapmaya yarayan atölyenin bir parçası olarak resme dahil oluyor. Bu işler beni sanatçı olarak, itiraf edeyim, çok tatmin eden işler. Yanlış, belki yanlış söylüyorum, sanatçı hiçbir zaman tatmin olmaz. Fakat en azından bu resminin birçoğunu bitirdiğimde bu resimlerle birçok saat bakarak yaşamak istiyorum. Karşısında demlenmek istiyorum. Bir nevi sıkıştırılmış sanat tarihi taşıyan işler. Yaptığım her işte belki 3 ayrı hat var. Birincisi kendi tarihim. Demin size özetini verdiğim değişik dönemlerimden oluşan kendi tarihimin bir parçası ve onun içinde gezinen bir yapı. Bir tanesi Türk sanat tarihi, bir tanesi evrensel sanat tarihi. Her yapıt
biraz bunların içindeki değişik hatlarda, değişik gerilim alanlarında, değişik gönderme, yorum veya esin kaynaklarında değişik hatlarda oynuyor ve her resim bunların bir sentezi olarak ortaya çıkıyor. Öte yandan her resmin kendi özgün, bağımsız varlığı ve yapıtı var. Dediğim gibi kimi resme erotizm giriyor, kimi resme direkt sanat tarihi giriyor, kimi resme siyaset giriyor. Mesela Yaşasın Muhafazakar Sanat, itiraf edeyim çok keyifle yaptığım bir iş. İşte Cumhurbaşkanlığı danışmanının muhafazakar sanat yapılsın, muhafazakar sanat yapılacak diye bir çeşit artık komut mu dersiniz, öneri mi dersiniz, arzu mu dersiniz? Ben de Yaşasın Muhafazakar Sanat diye bir iş yaptım. Tabii bu bizden istenilen, tarif edilen muhafazakar sanat mı bilmiyorum. Onun yorumunu izleyicilere ve eleştirmenlere bırakıyorum. Burada mesela Kirli Savaş isimli bir yapıt var. Orta Doğu'nun bitmez tükenmez emperyalist petrol savaşları. Ve işte Orta Doğu petrolün izlerini görüyorsunuz. Ölen çocukların giysilerini görüyorsunuz. Yukarıda düşen bombaları görüyorsunuz. Ve ölüm meleğinin kanatlarını görüyorsunuz solda. Kirli Savaş ne yazık ki le imha silahları aramaya giderken 1 milyon insanı sivil, asker, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden öldürebilen zavallı bir mantığın nasıl maalesef dünyayı dümdüz ettiğiyle ilgili bir acı tespit resmi. Bunun dışında mesela Serendipity veya Adrenalin isimli soyut yapıtlar var. Bunlarda da belki çok az hamlede her yüzeyin her noktasının farklı bir şekilde boyandığı resimler. Ve birbirleriyle öyle bir derinlik, espas oluşturuyorlar ki sanki bu resimlerden hiçbir şey çıkaramazsınız, hiçbir şey ekleyemezsiniz. Kompozisyon o derece farklı unsurlarla, farklı boyama tarz ve teknikleriyle oluşmuş ve her şey sanki bir anda oluşmuş ama öyle kalmaya mecbur, hiçbir şeye dokunamazsınız şeklinde resimler. Arkamdaki Karachi, Galatea resmi ve Rubens'in Venüs ve Adonis resmine gönderme yapan yapıt da keşke bu sanatçılar yıllar geçtikten sonra, yüzyıllar geçtikten sonra bu yorumları görselerdi dediğim yapıtlar. Picasso'yla, Marcel Duchamp'la çeşitli sanat tarihi çizgileriyle oynayan işlerim var. Mesela kavramsal sanatın babası Marcel Duchamp bir tuvalimin ortasında kendi portresinin gölgesiyle tuvalimin üstüne düşüyor ve hangi cüretle beni 2011'de tuvale yerleştiriyorsun Bedri diye bana fırça çekiyor Marcel Duchamp. Neden? Çünkü kendisi kavramsal sanatın tuval dışı kalmak isteyen bir sanatın öncülüğünü yapmış özellikle 1910'lardan sonra. Buna benzer çeşitli göndermeler de var. Çeşitli kolajlar var. İnsanların belki neşe içinde gezip veya düşünerek gezip gerek doku zenginlikleri, malzemeler gerekse konudan beslenebilecekleri bir sergi diye düşünüyorum. Öte yandan benim için sanatın hep nefes alması lazım. Derinlik taşıması lazım. Mesela ben hiçbir zaman yeni dış yorumculuğu da Almanların yaptığı gibi nefes almayan, boğulan bir Alman felsefi deyimiyle angst taşıyan bir sanat olarak yapmadım. Daima sanatta estetiği veya güzelliği veya derinliği veya sanatın nefes alması dediğim yüzey farklılıklarını ve sanatın okunabilir olmasını, kontrastlar taşımasını ve çekici olmasını istedim. Bu yapıtlarda da izleyiciler bunu hissedebiliyorsa ne mutlu bana. Piramit Sanat'taki sergim Tarihin Röntgencisi, The Voyeur of History, 3 Mart'a kadar sürüyor. 1,5 ay süren bir sergi ve Taksim'de Piramit Sanat'ta.